Hocam beyin sapından yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyoruz. Hani direkt ben böyle başladım ama mevzunun kendisine. Alıp ben yine parçalayayım mı bunu? Lütfen. Sen zaten o geleneğimiz bizim artık bir gelenek bu. Evet ama bak böyle düzgün bir şekilde. Evet, Mustafa ayırıyorum. Öğreniyor. Mustafa evet, öğreniyor. Parça parça. Şimdi şu beyin sapından başlayalım. Yukarıya doğru yavaş yavaş çıkalım. Birazcık daha amigdalaya gelemedik mesela meşhur kertenkele beynimiz hikayesine. Yavaş yavaş üzerinden devam edelim. Topu sana bırakıyorum. Topuma eyvallah. Şimdi aslında aşağıdan geldik, beyin sapından geldik. Tamam. Orta beyni biraz konuştuk. Talamus süzgeç dedik. Daha hipofizinden bahsettik. Epifizden bahsettik. Diş fırçalamaya devam ediyoruz bu konuyla alakalı. Hipofizden bahsetmedik ama. Mesela hipofizi bahsetmesek olmaz. Çünkü bedenin hemen hemen her şeyi buradan yönetildiği için. Nörobilim dersi alanlara garip gelen bir yerdir burası. Çünkü beynin hemen hemen en tipsiz yeridir. İsmi de tipsizdir bu arada. Hipotalamus yani talamusun altında yani işte talamus esas talamus da bu altında onun gibi bir ifade. Halbuki şu gördüğümüz yaklaşık erişkin insanın 3 gram kadar olan et parçası vücudumuzda otomatik pilotta gerçekleşen ne varsa yani susamamızdan öfkelenmemize, kan basıncının düzenlenmesinden idrar çıkarmamıza, cinsel güdülerimizden, efendim işte kendimizi yorgun, bitkin ya da enerjik hissetmemize her şey buradan yürütülüyor. Burası ve hemen altında kalan, burada düşmüş makette pek yok. Hipotalamus ve hipofiz bezi bu ikisi bizim vücudun bütün iç dengesini ayarlayan yer. Buranın mesela mikro tümörleri vardır. Çok küçük böyle mikroskopik tümörler olur bazen burada. O kadar büyük şeyleri etkiler ki vücutta. Yani o yüzden mesela o minnacık birkaç bin hücreden oluşan tümörler hani yıkıcı bir etki yapabilir vücutta. O yüzden böyle son derece küçük, tipsiz gözükmesine rağmen beyin en önemli yeri. Biz dahil yeryüzünde beyni olan bütün hayvanlarda var olan bir yer burası. Yani bize has değil ve çalışma sistemi diğer bütün hayvanlarla aynı olduğu için biz hayvan modellerinden en çok öğrendik buranın nasıl çalıştığını. Mesela birkaç tane ilginç bilgi işe yarar. Bunlardan bir tanesi öfke, korku falan gibi reaksiyonların yönetildiği bir yerdir burası. Mesela lateral hipotalamus diye bir yer var. Adı hipotalamusun yanında kalan alan demek. Burada tabii gösterebilmem mümkün değil. Böyle küçücük bir yer o. Farede oraya böyle bir elektrot sokarsın. Hayvana böyle uyaran verdiğinde hayvanın davranışlarında ne tip değişiklikler oluyor ona bakarsın. İlginç bir şey bulmuşlar mesela. Hayvanı düşük frekansta böyle saniyede daha az sayıda uyarı atımıyla uyardığında hayvan sakinleşiyor. Yüksek frekansla uyardığında hayvan agresifleşiyor. Şimdi bu bölge kendisine gelen uyarıların sıklığına göre bizim nasıl bir davranış göstermemiz gerektiğini belirleyen bir yer. Biraz sonra muhtemelen bahsedecek olduğumuz diğer o amigdala, hipokampus gibi yapılarla da beraber burası bizim iç işlerimizin dışarı yansımasını kontrol ediyor aslında. Yani içeride duygusal olarak, dürtüsel olarak ya da metabolik, kimyasal olarak neler oluyorsa onları dışa vuruyor. Bunun içerisinde tuvaletimizin gelmesi tabii, falan da tabii, var. Acıkmamız da var, susamamız da var ya da... Tuvaletimizin gelmesi dedim. Bak onun mesela devresi enteresandır. Tıp öğrencilerini genellikle canından bezdiren bir mekanizması vardır ama ben o kadar girmeyeceğim. İdrar kesesi aşağıda, uzakta bir yerde duruyor buraya göre. İdrar kesesi dolmaya başladığı zaman idrar kesesinin duvarındaki sinirler o gerilmeyi algılar. Omuriliğe gider bu gerilme. Omurilik gerilme sinyalini alınca kasılma sinyali gönderir keseye. Kese kasılınca daha çok gerilir o reseptörler. Bir daha bir sinyal gider daha çok kasılır. Bir daha daha çok kasılır. Bu arada yukarı çıkan uyarılar hipotalamus ve beyne ne dettirir biliyor musun? Abi acayip sıkıştım. Bunu böyle fark ediyorsun. Yani bu bilgi aşağıda o döngü başlayınca yukarı diyor ki bize tuvalet lazım. Sen bize tuvalet bul. Zira gidiyor. Yani şu anda başladı kasılmalar. Yani aslında bir tür omurilik pislik yapıyor bize. Yani gevşe demiyor, sıkıştır diyor konuyla alakalı ki konu alenileşsin yoksa bu işer altına diye. Aynen. Bir de şey çok ilginç. Mesela neden geldiği gibi yapmıyoruz? Yani niye biriktiriyorsun bunu? Bir işine yaramıyor sonuçta. Bak çok ilginç bir şey var. Hamilelerde bebek büyüdükçe anneler sık sık idrara çıkmak zorunda kalır. Çünkü idrar kesesine basar ve o baskı devamlı bir idrar yapma isteği oluşturuyor. Fakat idrar yeterince birikmeyip de sürekli düşük basınçta idrar yapıldığı için hamile kadınlarda özellikle ikinci üç aydan itibaren idrar yolu enfeksiyonu miktarı artıyor. Çünkü idrarın basınçlı olması aynı zamanda dışa açık bir kanal olan idrar yolunu yıkayıp temizleme fonksiyonu da görüyor. Yani orası belli bir doluluğa gelmeden biz çişimizi yapsaydık sürekli orası tehlikelere çok açık olacaktı. Dolayısıyla mesela bu sistem milyonlarca yıllık evrim boyunca bir sürü alternatif vardı muhtemelen. Ancak böyle iyice dolunca kasılan versiyonu başarılı olmuş. Çünkü o ancak idrar yolunu koruyabiliyor.
bütün hikayeler böyle birbirine bağlantılı döngüler şeklinde gerçekleşiyor. Bu arada Kral Sami'den öğrendim. Çok enteresan bir bilgi. Madem kolumuz idrardan açılmış. Bu ayaklarımız üşüdüğünde ya da kendimizi üşüdüğümüzde neden sıklıkla tuvaletimiz geliyor hikayesi. Vücut donmaya yaklaştığımızı, içerideki sıvıyı atmamız gerektiğini söylüyormuş diye bir yorum aldım. Ne diyorsun? Hani böyle de yorumlanabilir ama orada olan esas mesele ayaklarımızdaki kan dolaşımı bir ters akım sistemi diye bir sistemle aslında normalde kontrol edilir. Çok marjinal sıcaklık değişimlerine kadar dışarıdan ayağımız üşüse de biz gelen kanın sıcaklığıyla dönen kanın soğukluğunu birbiriyle değiş tokuş yaparak belli bir düzeyde ayağımızın soğuk, vücudumuzun sıcak kalmasını sağlarız. Aksi takdirde oradan ısı çok fazla kaçardı. Yani bütün vücut ısımızı oradan kaybederdik. Bu mesela böbrekte de şeyler çok iyi kullanır bunu. Balıkçıl kuşları tek ayak üstünde duruyorlar ya soğuk sularda. Onun mesela vücuduna çıkan kan tekrar sıcak olarak çıkar. Soğuk olarak çıkmaz çünkü inen kandan sıcağı alır. Çıkan kan sıcak olarak çıkar. Onun ayağı donar ama vücuduna çok fazla bir şey olmaz. Bu dolaşımsal değişiklik böbrekleri etkiliyor ve böbrekler biraz daha fazla idrar üretmeye başlıyor. Çünkü yukarı doğru basınç değişikliği oluyor. Ve bundan dolayı da idrar atmada bir istek oluşuyor aslında. Yanal bir etkiyi, yani evrimsel tam faydasını bilmiyorum ama yanal bir etki olarak o koruma sisteminin bir çıktısı gibi gözüküyor. Bu örneği şunun için vermiştim aslında. Buradaki işleyişte, bedendeki işleyiş arasında hiçbir ayrım yapamazsın. Orada ne olması gerekiyorsa burada da aynı şey oluyor. Dolayısıyla bu hipotalamus dediğimiz arkadaş her türlü, biz buna şey deriz, vücudun en üstteki orkestra şefi. Otomatik işlevlerin tamamının orkestra şefi. Her şeyi bu yönetiyor. Tabii bana bıraksan bunu 3 saat anlatırım. Çünkü yani burada işte yok efendim işte su dengesinin korunması, o işte idrar çıkarma hormonunun aynı zamanda öfkeye sebep olması falan filan gibi bir sürü hikayeler var ama geçelim onları. Bir üst kata çıktığımızda şurada havalı bir yapı gözüküyor. Böyle bir ayakkabı firmasının işaretine benziyor, reklam olmasın. Burası Corpus Callosum. Corpus Callosum şu görmüş olduğunuz, elimde görmüş olduğunuz iki beyin yarım küresini birbirine bağlayan bir soket aslında. Yarısı burada kesilmiş, yarısı da burada. Burada iki beyin arasında şöyle gezinen ve iki yarı küreyi birbirine bağlayan milyonlarca sinir lifi kablosu var. Ne yani şey buradan yapıyor? Buraya geliyor. Tabii. Doğru mudur? Buradan şöyle. Böyle, aynen. Buradan buraya geçiyor. Bu yine iki yarım küreden oluşuyor. Korpus da iki yarım küreden oluşuyor. Aslında yarım küre değil. Biz bunu kesmişiz. Bu tek bir parça. Büyük bir bağlantı kablosu gibi düşün böyle. Hani bilgisayarlarda kalın data kabloları vardı ya eskiden. O kalın data kablosu gibi orayı oraya, burayı buraya bağlıyor. Ve ne sağlıyor bu? Biraz sonra bahsederiz o iki beyin yarım küresinin farklı farklı işlevleri var. Onların eş güdüm halinde sürdürülebilmesini sağlıyor. En çok işimize yarayacak bilgi burada. Yani normal bizi izleyen, nörobilimci olmayan insanların hayatında. Kadınlarda daha kalın burası. Hadi bakalım niye böyle? Bu yani çok eskiden bildiğimiz bir şey. İlk bulgulardan biri kadın erkek arasındaki farklarda. Kadınlarda iki beyin yarı küresi arasındaki bağlantılar daha yoğun. Erkeklerde aynı beyin yarım küresi içindeki bağlantılar daha fazla. Bunun da fonksiyonel çıktısı kadınların daha komplike ve detaylı birçok beyinsel alanı işin içine katması gereken bir akıl yürütme ve düşünme ve davranma sistemleri var. Erkekler ise daha hızlı karar verebilecek, işte risk alma davranışını kolaylaştırabilecek, hızlıca sonuca gidip çözüm bulmaya çalışan bir beyin yapısı sebebiyle böyle organize edilmiş gibi. Şöyle tarif ediyorum bunu, doğru mu üzerinden kontrol etmek istiyorum. Yani erkek lineer derinleşebilen bir bilgiye daha yüksek konsantre olabilirken, kadın alan kaplayan çoklu bir daha analitik yapıyla aynen diyebiliriz. Çok sayıda değişkeni aynı anda hesaplamak gibi bir artısı var kadın beyninin. Erkek beyninin ise hızlı kararlarda nokta atışı isabet ettirmede daha avantajlı bir hali var gibi. Yani işte hep söylüyorum televizyonda falan filan da gerçi çok sopa yediğimiz bir nokta ama tabii insanlar dinlemeden. Başka bir konuyla dinliyor. Tabii başka bir kafayla dinliyorlar. Kısa vadeli kararlar alacaksa erkeğin karar almasına sakınca yok ama uzun vadeli kararlar alacaksa kadınlara danış. Aslında mesela keşke bunu kontrol edebiliyor olsak ya da bununla ilgili direkt araştırma sonucunu net bulabiliyor olsak. Kadim öğretiler, kadim kültürel dokuda muhtemelen bu böyle yerleşmiştir zaten. Tabii ki. Kontrol etmek lazım buradaki bizim hikayeyi. Mesela bayıla bayıla anlatmayı sevdiğimiz şimdi dizilere konu olan eski Türk boylarının yaşam tarzı ve ailevi hiyerarşisine bakarsan yani
kadın hiç orada ikinci sınıf bir vatandaş değil. Yani. Hatta işte yaygın anlatılan bir şey var ya, siz bana han diyorsunuz, bu da benim hanım falan diye. İşte hanım sözü oradan geliyor derler bizde. Yani kadının gerçekten hem aile içinde hem obada hem toplumda bir ağırlığı var, bir belirleyiciliği var. Kadına rağmen bir şey yapamıyorsun. Ve özellikle iç işleyişlerde kadınlar çok ciddi söz sahibi. Erkekler savaşta, stratejide, orada burada tamam kendilerine düşen görevi yapıyorlar ama çekip çevirme işinde beraber hareket ediyor. Bu arada bu göçebe bir toplumun hayatta kalmasının tek yolu. Yani orada böyle artistlik yapamazsın, ataerkillik yapamazsın. İşte yani. Tam da ona gönderme yaparak aslında söyledim. Yani mecbur işe yaramak zorunda, yaşamak tabii için tabii. İşe yarar bir sistem organize etmek zorundayız. Burada evet. Öyle eşitlikler, paylaşımlar bilmem ne değil konu. Sorun o değil zaten. İşe yarar çözüme ulaşma tabii. Çabasıyla düşündüğümüzde, yani evrimsel bir metodolojiyle düşündüğümüzde öyle ya da böyle dünyadaki kültürlerde, sadece bizde de değil, daha uzun vadede korunması gereken kültürle alakalı davranışları kadın koordine ediyor olmalı. Daha güncel, şimdiki zamana ait davranışları da erkek koordine ediyor olmalı. Paylaşım kabaca böyle oluyor olabilir belki. Kadınlarda mesela masal anlatıcılığı çok yoğun. Erkeklerin ise yaşlı ve bilgelerinde o anlatıcılığı görüyorsun. Yani kadın kültür aktarımından zaten doğal olarak bebeği ilk yetiştiren, ona ilk bakım veren olarak otomatik bir görevi olduğu için aynı zamanda toplumda da bu kültür aktarıcılığı görevini otomatik benimsemiş gibi gözüküyor. Bugün hala mesela masal anlatıcıların çoğu kadındır. Yani daha yatkın bir şeyleri var bu hikaye anlatıcılığıyla toplumsal kodları aktarma konusunda. Bakınca da beynin böyle farklılıklarının olması aslında gayet normal. Sorun bugünkü toplum bunların hiçbirinden haberi yokmuş gibi davranıyor. Yani biz ilk defa biz geldik, bizden önce insan yoktu ki dünyada. Hep zaten böyle modern kapitalist bir sistemde yaşadık falan gibi bir kafa var. Allah kolaylık versin. Öyle yaşamak da bir başka tercih. Korpus kallozum aslında bir bağlantı kablosu dedik. İki tarafın eşgüdümlü çalışmasını sağlıyor. Yani 1970'lere kadar epilepsi rahatsızlığı olan insanlarda buranın kesilmesiyle yapılan bir operasyon var. Bunu işte ne kolezoktomi ne öyle bir şey deniyor. Tam ismini hatırlamadım şimdi. Ameliyatta açıyorsun böyle hastanın kafasını. Şurayı hafif aralıyorsun. Yani cerrahlar yapıyor, evde denemeyin. Şöyle hafif aralıyor. Buradan böyle bir kesik atıyor. Tabii biraz dikkatli yapılması gereken ve komplikasyon oranı yüksek bir operasyon. Niye yapıyorlar bunu? Epilepsi nöbeti sinir hücresi gruplarının dengesiz ateşlemeler yapması. Yani durup dururken, sebep yokken bir grup sinir hücresi coşuyor. Biz bunu dışarıdan nasıl görüyoruz? Mesela insanlar hareket koordinasyonunu kaybediyor, düşüyor, titriyor, işte bazen kilitleniyor falan. Dolayısıyla bu nöbetler genellikle beynin bir tarafında, özellikle de şu beyin maketimizi şöyle tamamlayalım. Şöyle yapacak olursak. Temporal ya da şakak lobu dediğimiz yerde çoğunlukla başlar. Ve buradan başlayınca da bağlantılar gereği direkt karşı hemisfere yayılır, karşı yarı küreye. İkisine birden yayılınca da çok büyük bir etki yapar. Epilepsi odağı sağ taraftaysa sol tarafa geçmemesi için işte böyle bir takım önlemler alınırdı eskiden. Şimdi tabii bunların daha az... Peki başka işlevlilikleri bozmuyor mu? Yani işte onu söyleyeceğim. Bu ameliyat nasıl keşfedilmiş bu arada? Adamın işte, beynini ikiye doğru açalım. Yani abi mesela öyle epileptik sendromlar var ki. Ya adam normal yolda yürürken düşüp bir kafasını vurup ölebiliyor yani. Çok hayatı imkansızlaştıran. Hatta çocuklarda beynin epileptik olan bölümünü çıkarıp almaya varacak kadar ciddi. Mesela Rasmussen sendromu gibi epileptik durumlar var. Çocuk hani kasklarla falan yaşamak zorunda kalıyor. Çünkü öyle bir ani nöbet geliyor ki kendini yere atıp debelenmeye başlıyor. Ve bu çocuğun bakıyorsun epileptik olarak bu tarafta beynin sağ tarafını komple çıkarıyorsun. Mesela orada da ilginç bir hikaye var. Çocuğun beyninin gerçekten yarısını alıyorlar. 3 yaşında galiba yapılıyor bu operasyon. Yarım beyinli kız diye hatta yazarlarsa insanlar Google'a görebilirler haberlerini. Çocuk aylar içinde hastaneden fizik tedaviden sonra gayet normal olarak hastaneyi terk ediyor. Şimdi normalde konuştuk ya geçen sefer önceki bölümlerde. İşte beynin solu vücudun sağını, sağı solunu kontrol eder. Mesela beynin sağına bir problem olursa, felç gelirse vücudun sol tarafı çalışmaz. Ha. Şimdi çocukta da normalde alıyorsun, hakikaten vücudun diyelim sağa aldın, sol tarafı çalışmıyor gibi. Fakat belli bir süre eğitim verdiğinde çocuk beyninin mucizesini görüyorsun. Var olan yarı küre diğerinin de işlevini devralıyor, bağlantıları organize ediyor. Ve vücudun iki tarafını hemen hemen denk düzeyde kullanma yetkinliğine erişebiliyor. Bir erişkinde bu operasyonu yaparsan iptal olur. Yani orayı tekrar evrimle alakalı sohbet ediyorken güçlünün, zekinin, hızlının değil, uyum sağlama kabiliyeti olanının hayatta kaldığıyla alakalı bir şey hep konuşuyoruz ya. Bu yanlış anlaşılan bir şey.
Kapitalizm de bunu kötü örneklerinden bir tanesi, yani yanlış anlaşılmış örneklerinden bir tanesi sistemde. Bizim vücudumuzun uyum sağlamayla ilgili muktedir organı beyin değil mi o zaman? Böyle tarif edelim. Zaten biz beynin işlevini bir kelimeyle tarif etmek istesek söyleyebileceğimiz tek kelime uyum ya da adaptasyon. Hı. Çünkü beyin bütün bu anlattığımız hikayelerini, veriyi alıyorsun dışarıdan ya da içeriden, değerlendiriyorsun ve değerlendirme sonucunda da bir aktivitede bulunuyorsun. Bu aktivite senin o değişimi telafi etmeni, kompanse etmeni ve bir şekilde hayatta kalmana neden oluyor. Örnek vereyim, su içmediniz. Vücudunuzda su azaldı. Vücudunuzda su azalınca kanınız kalınlaşmaya başlar. Tabiri caizse işte bir boyanın kalınlaşması, yoğunluğu artar. Bu yoğunluk ne demektir? Birim hacme düşen su miktarı azalmış. Hipotalamus dedik ya demin. Hipotalamus'ta bir yer var. Mesela beynin her tarafı kana karşı bariyerlidir. Kan beyine geçemez. Bir tek orası gevşektir. Oradan kan beyin içine geçebilir ve burası da kana bakar der ki suyu azaldı. Basar aşağı, sen böyle yaparsın. Susadım ben. Şimdi mesela bu monitorizasyon bir değişimi algıladı ve bu değişim sende bir davranış değişikliği. Adaptasyon nedir? Su bulup içeceksin. Bütün sistem bunun üzerine çalıştığı için işte bizim adaptasyon organımız bu. İfanın temelinde de zaten bunu anlatıyordum ben. Yani bu organ, bu beden, her şey adaptasyon üstadı bir harika olarak değerlendirilmeyi hak ediyor. Çünkü biz her yerde yaşayabilen bir canlı olarak tekiz bu anlamda. Ve bu zekayla mekayla işte çok üstün adaptasyon seçenekleri veriyor bize. O yüzden uzay istasyonunda bile yaşıyoruz. Bu arada bunun sohbetini yapıyorken hep tabii bir çevresel ya da içsel bir etki var. Bu etkiye karşılık gelen bir tepki var, sohbeti yapıyoruz. Bir yandan da şeyi de sormak gerekiyor belki, içinde aramaya başlamak. Özgür irade buranın neresinde diye. Onu yukarı çıkınca sor. Unutma. Çünkü özgür irade burada hiç yok zaten. Burayla hiç irade mirade konuşma. Burada susadın mı içeceksin abi. Burada başka şey yok. Yani hatta şey, ben senin beynin burasına bir elektrot indireyim. İşte ventromedial hipotalamusa. Oraya tık tık böyle arada bir uyaran vereyim. Mesela sen hayatta doymazsın. Çatlayana kadar yersin. Ya da işte laterale başka bir uyarı vereyim. Sen bu sefer hiç yemek yemezsin. Çünkü acıkmazsın. Ya o nedensellik zincirini orada bozdun mu? İrade mirade hikaye. Anladım. Burada ne karar veriliyorsa biz onu yapmak zorunda kalıyoruz. Ve burası çok güçlü bir yer. Yani öyle ben efendim işte ağzım susuzluktan birbirine yapışmışken senin dediğin gibi çişim geldiği zaman ne aklımı kullanabiliyorum ne bir şey. Yani bütün kafa oraya gidiyor. Dolayısıyla burası çok yönetici bir yer. Dedim ya korpus kallozumu kesiyorlar. Şimdi normalde hani bu iki hemisfer arasında bağlantı olduğu için biz hayal gücümüzle işte ince motor becerilerimizi yani el maharetlerimizi birlikte kullanabiliyoruz. Bir şeyler üretebiliyoruz. Bu insanlara cerrahiden sonra bakıyorlar. Pek bir numara gözükmüyor. Yani bir şey olmuş gibi değil bu insanlara. Ufak tefek komplikasyonları çıkarsan. Fakat sonra bu kişilere bazı testler yapılıyor. Testler de ilginç. Beynin sağ ya da sol yarısına farklı ipuçları göndererek sorguluyorsun. Ve şunu fark ediyorsun. Beynin sol tarafı, daha sonra ondan bahsederiz, konuşma falan gibi işlerde mahir olduğu için. Sağ tarafı da daha böyle sözsüz ama duygusal diyelim ya da genel algı ile ilgili işlerden sorumlu olduğu için sağ tarafına gösterdiğin bir şeyin ne olduğunu o kişiler söyleyemiyorlar. Ama benim beynimin sağ tarafına bir şey göster, bana tavuk göster, ben tavuk derim direkt. Niye? Bu bilgi korpus kallozumla karşıya geçiyor, konuşma bölgesi diyor ki tabii ki tavuk gördük diyor, zart diye söylüyor. Ama bu kişiler arasında bu iletişim olmadığında çok ilginç sonuçları buluyorsun. Detaya girmeyelim, anlatması biraz böyle karşı tarafı terletebiliyor. Tıp öğrencilerine sevgiler buradan ya da psikoloji öğrencileri bunu çok dinlediler zaten. Ramachandran'ın bir çalışması var çok ilginç. Ayrık beyinli bir hastada yaptığı çalışmada sağ beyninin ateist, sol beyninin katolik olduğunu görüyor mesela. Bu çalışma bana çok ilginç geliyor. Ramachandran da soruyor bu herif öbür taraftan olacak falan diye. Yani gerçekten enteresan bir problem. İki beyin aslında başka dünyaları algılıyor. Korpus kallozum olduğu için bütünlükteyiz. Bu bilginin bizim için önemi ne? Derler ya sağ beyin yaratıcı, işte böyle daha seyyar şeyler, bütünü algılar falan, olayın tamamını görür. Sol beyin analitiktir, matematiktir bilmem ne. İki beyin beraber çalışmada hiçbir işe yaramaz. Yani bir taraf bir şey yapar, öbür taraf bir şey yapar ama insan ikisiyle beraber bir şey yapabilir. Yani evrimsel olarak çeşitlilik bence burada da işliyor aynı tabii şekilde. Tabii ki. Yani bir beyin kendi içinde aynen bile çok çeşitli yapıları bilinçli bir şekilde tabii bir arada tutup sonra onların arasında bağ oluşturuyor. Aynen öyle. Ve bütün bu işte farklılık bu iki beyin yarım küresinin aslında iki farklı dünya arasında bir kenar oluşturması gibi algılanabilir. Yani hayali bir dünya var, bütüncül bir algı, sınırların, tanımlamaların olmadığı bir sağ beyin. Her şeyin tanımlı, sınırlı, belli, algoritmik olduğu bir sol beyin.
Bu ikisinin doğru biçimde ortaya bir şey koymasına da yaratıcılık diyoruz zaten. İşte yeni fikir diyoruz, inovasyon diyoruz, icat diyoruz. İkisi beraber çalıştığında oluyor ve işte o akış deneyimi var benim sık sık anlattığım, bu ara psikolojide çok moda olan. Çok sevdiğin bir şeyi yaparken böyle kendini kaptırıp gittiğin zaman aralıkları, işte orada bu iki beyin birlikte bir coşuyorlar. Tabii bunu birçok insan günlük hayatında nasıl yaşayacağını bilmediği için falanca kimyasalı alayım coşayım, şunu içeyim bir kendime geleyim falan gibi yan yollara sapmaya çok meyyeriz. Çünkü mutluluğumuzun kaynağı bu arkadaşı tam kapasite kullanmakla ilgili. Bu tam kapasite çalışmazsa başa bela bir organ. Çünkü beynin benim için en önemli kuralı şu. Ya bu arkadaşı bir şeyle meşgul edeceksin ya da uyuşturacaksın. Başka şansın yok. Yani uyuşturmadan yaşayamazsın bununla. Ya da yani işte bu dönemde en sıklıkla yaptığımız şeylerden bir tanesi malumatla uyuşturacağız. İşte ona bir uyuşturmayacağım. Devamlı bebi falan diye. Bütün gün işte pandeminin ilk günleri hatırla. Herkes birbirine kitap listeleri, film listeleri paylaşıyor. Niye? Yani adeta böyle azgın bir aslanı uzaktan dürbünü tüfekle vurmak gibi bir sakinleştir de başımıza bir iş gelmesin. Ya arkadaş bunu kullanmamız gereken bir yer var bizim. Bazıları ne yaptı ama? Kapattı televizyonu haberi. Madem maske mesafe temizlik. Tamam abi dedi, anladım mevzuyu. Bir girdi bir yaratıcı sürece. Bak gör. Yani çıkmaya başladı zaten enteresan şeyler. Çok daha yaratıcı sonuçlar çıkacak. Çünkü bu beynin esas amacı sorunla karşılaştığı zaman hiç akla gelmemiş adaptasyonlar üretmek. Al sana buz gibi sorun, pandemi. İşler bitti, her şey gitti. Şimdi insan beyninin zamanıydı. Ama maalesef bazımız bu fırsatı kaçırmak üzere. Kaçırmayalım derim ben. Yani şu ikisini beraber kullanacak yolları. Ya elbette fırsat diye tarif etmek de hani çok yine bu kapitalist sürecin bir tanımı oluyor. Bazı insanlar bu kelimelerde... Ben de fırsat lafından tiksinmeye başladım. Evet. Belki ama yani bu adaptasyon işte uyum sağlamak aslında. Aynen. Uyum sağlamak, hani bu döneme de uyum sağlamak ve bu dönemi kendi oluşturduğu yolların üzerinden giderek bir şey üretmeye çalışmak. Yani değiştiremiyorsan değişebilir olanı kullan. Evet, evet. Beyin değişebilir bir sistem zaten. Evet. Ve işte bundan sonra da zaten üst kısımların fonksiyonlarını falan konuşmaya başladığımızda bizi insan yapan farklılıkları anlamaya başlayacağımız yer esas orası. Ama bizi insan yapan farklılığı anlamadan önce bizim hayvani zihnimizi yöneten yerleri iyi fark etmemiz lazım. Yani bizim diğer bütün hayvanlarda olan ihtiyaçlara ve bütün hayvanlarda olan mekanizmalara birebir sahip olduğumuzdan emin olmamız lazım. O yüzden kedi bize çok şey öğretir. Bu tabii ki işte yani aynı zamanda evrim sürecini doğru anlamakla da alakalı bir şey. Bu sadece hayvanlarla benzeşmeyle alakalı değil de geçmişten beraber getirdiğimiz şeylerle de alakalı. Ama hala amigdalaya gelmedik. Evet. Geleyim mi? Bence bir sonraki bölümde gelelim. Süremiz var mı? Aha bitti mi? Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Vallahi amigdala bir sonraki bölümde amigdala ile karşılaşacağız. Tamam.